Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Çekin. Polonya'nın Krakow şehrinden, Old Town'dan sizlerle birlikteyiz. Coşkun Hocamın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir hikaye soru ile karşınızdayım. Hikayeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet, demokrasi. Matematik öğretmeni Semavi Bey, o gün öğrencilerine olasılık konusunu işleyeceğini söyler. Yanında getirdiği materyal ile öğrencilerin dikkatini çekmeye çalışır. Materyal ile ilgili öğrencilerine soru sorarak öğrencilerin hazır bulmuşluk düzeyleri hakkında bilgi sahibi olur. O gün yanında getirdiği materyali öğrencilerine göstererek seçtiği üçer kişilik iki gruba konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek bir sonraki derste sınıfta paylaşmalarını ister. Thales grubu ödevini araştırmaya başlar. Dağda ödev ile ilgili bir olayı, bir durumu bulunmak isteyen Thales grubu öğrencileri araştırmalarını ara vermeden devam ederler. Öğle yemeği için kantine giden öğrencilerin kantinin girişindeki afiş dikkatini çeker. Afiş futbol turnuvası ile ilgilidir. Hemen akıllarına turnuva ile ilgili bir etkinlik gelir. Pisagor grubu da evde etkinlikleri hakkında düşünürken bir tavla molası vermek isterler. Tavla oynadıkları sırada onları izleyen arkadaşı sevinçle konuyu bulunduğunu söylerler. Hemen fikirlerini arkadaşıyla paylaşır. Ders günü hoca öğrencilerine hazırladıkları etkinliklerini sunmalarını ister. Thales grubu üyeleri arkadaşlarına dönerek bildiğiniz üzere bu yılda turnuvaya katıldık. Malumunuz bu yıl toplam 8 takım turnuvada yer alacak der. Arkadaşları ne alaka diye düşünmeye başlarlar ve bir an şaşakalırlar. Arkadaşları ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışırken gruptakiler torbaları çıkararak sınıftakilere giriş bilgilerini aktarırlar. Thales grubu çalışmalarına soru çözmekle devam eder. Soru 1. Bizim 7A sınıfının 7C ile karşılaşma ihtimali kaçtır? Soru 2. Turda 8B ile karşılaşma ihtimalimiz kaçtır? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi matematik çok da korkulacak bir ders değildir. Bunu birlikte gördük ve öğrendik. Hayatımızın her alanında matematiğe ulaşabiliriz demek ki. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler diyerek yerlerini Pisagor grubuna bırakırlar. Sonra öğretmen Thales grubuna teşekkür ederek Pisagor grubu etkinliklerini anlatmaları için tahtaya davet eder. Pisagor grubu elinde tavla ile tahtaya çıkarak öğrencilerinin dikkatini çektiler. Ve şimdi sizlere sürekli izlediğimiz veya oynadığımız bir oyun olan tavlayla bir etkinlik yapıp sizlere farkındalık yaratacağız derler. Sonra etkinliklerini yaparlar. Soru 2. Siyah taşlı oyuncunun oyunu kazanması için 6 atması gerekiyor. Oyuncunun zarı attığında 6'da 6 gelme olasılığı kaçtır? Daha sonra Pisagor grubundaki öğrenciler arkadaşlarını tahtaya kaldırarak onlara tavla oynattırdı. Öğrenciler her zaman oynadıkları oyunu bu sefer farklı bir gözle oynadıklarını ve farkındalık oranlarının arttığını söylediler. Sınıfa dönüp olanları dinledikleri için teşekkür ederek yerlerine döndüler. Semavi öğretmen iki gruba teşekkür ederek iki grubun da gayet başarılı olduklarını ve iyi hazırlandıklarını ifade etti. Semavi öğretmen sözlerine devam ederek matematiğin soyut bir ders olmadığını ve matematik konularının günlük hayatta çok rahat bir şekilde bulunabileceğini bir kez daha yeniledi. Hikayeyi yazan siz olsaydınız, okuyuculardan matematiğin hangi kavramlarına ulaşmasını isterdiniz? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Krakow'dan sevgiler ve saygılar.